ilçe kaymakamımızın veda yemeği vardı. Veda yemeğine katıldık. Ve belediye başkanının koruması ve aynı zamanda birinci derece akrabası olan İsmail II. adında bir şahıs kendisi. Onun tarafından saldırıya uğradım. En son 4 Şubat'ta Ziraat Odası seçimleri vardı. Ziraat Odası seçimde başkan adayı ve aynı zamanda önceki başkanı, belediye başkanının kayınbabası ve amcası. Biz duyumlar aldık. Hani bu seçimde delege olarak oy kullanacak kişilere şu vaatte bulunulmuş denildi. Eğer siz bize seçimde oy verirseniz, biz kazandıktan sonra belediyeye sizin bir yakınınızı işe alacağız vaadi verilerek bu insanlardan Ziraat Odası seçiminde oy talep edilmişti. Biz bunun araştırmasını yaptık. 4 Şubat'ta Ziraat Odası seçimi yapıldı. Belediye başkanının kayınbabası olan Bahriye II. seçimi kazandı. 6 Şubat'ta da belediye tarafından 150'ye yakın personel alındı. Ve bu personel alımı neye göre, yani hangi esasa göre alındı kimse bilmiyor. Liyakat desen liyakat yok. Mezuniyet deseniz mezuniyet yok. Ve biz bunu haber yaptık. Hatta belediye başkanının amcası olan Bahriye II. aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı, haberimizin altına eğer siz bu haberi doğrulatmasanız, siz kanıtlamasanız şerefsizsiniz diye bir kelime de kullanmıştı. Biz de isimleri paylaştık. En son sanırım bardağı taşıran damla Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 arsanın belediye başkanı tarafından alınması oldu. Ondan sonra bu saldırılar, tehditler olmaya başladı. Saldırıya uğradım. Hatta tabancanın dipçiyle kaşımın üzerine vurduğu zaman şu kelimeyi kullandı: belediye hakkında tek kelime yazarsan ölürsün. Yani o yüzden diyorum, benim can güvenliğim yok. Aldığım bilgiye göre saldırgan Düney'in nöbetçi mahkemeye çıkarılmış. Ruhsatlı olan tabancasına savcılık tarafından el konulmuş. Hatta aldığım bilgi, savcılık yakalama kararı istemiş ama mahkeme heyeti denetimli serbestli olarak kişinin salıverildiği söyle bilgisi geldi bana. Ama Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum, Cumhurbaşkanlığı'na sesleniyorum, İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Gazetecilerin üzerinden artık şu baskıları kaldırsın.